Efendim selamlar. Vol 9. Toksik lobide hayatta kalmak. 9. bölümde beraberiz. Vay be. Yani bu böyle bir video formatının seri olacağı hiç aklıma gelmez ama hem beni sardı hem sizi sardı. Ve oldu yani arkadaşlar sonuç olarak. Ve 9. bölüme kadar dayandık. Bir sonraki bölüm 10 olacak ya. Yani iyisiyle kötüsüyle 9 tane toksik lobi videosu çıkartabildim sizlere ve devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bu bölümde başımıza neler gelecek hiçbir fikrim yok ama oynayacağız. Buradan bir şeyler çıkar mı? Tak! Ah be abi. Vurması var ya. Ya Ömer Üründü yorumu gibi olacak ama vurmasa gol olurdu abi. Olmaz bu. Şöyle kötü de olsa topu. Ooo, double commit geldi çok ağır. Gelir mi kanka oradan bana? Kendisi gitmeyi tercih etti ve güzel de bir gol attı bence. Tamam alırız abi. Ooo, direkt çıkış. Direkt çıkış. Anlıyorum, anlıyorum. Yani roketi kitlesi diyorum ve alttan alıyorum abi. Sıkıntı yok. Bu da çıktı. Çok güzel. Sıradaki abi Mescim. Mescim sen de çık kardeşim tam olsun. Bomba gibi başladık. Hani daha bir gol olmuş. 4,5 dakika var ve hani nasıl bir sinir, akıl sağlığına sahip olabilirsin ki bir gol yiyip triggerlanıp maçtan çıkıyorsun. Yani gerçekten bu oyunun kitlesini anlamak çok zor ya. Bu arada Diamond'da özel bir şey değil yani diğer ranklarda da var az var ama var ya illaki var. Yani Mescim helal lan adam gibi adam maçtan çıkmıyor ben oynamayacağım abi bunlar takılsın. Onun dışında arkadaşlar tabi bunlar takılana kadar siz de ne yapıyorsunuz videoya like atıyorsunuz işte ne bileyim abone oluyorsunuz bunları yapıyorsunuz. Ah be ondan sonra başka ne yapın yorum atın video fikri yazabilirsiniz. Onun dışında DC'ye katılın DC'de arada Mescim tek başına. Golü atıyor. Güzel. Üzgünüm. Problem değil. Aa dur burası rakı değil kullanalım. Heh bas bas. Çok güzel. Dediğim gibi onun dışında DC'ye katabilirsin. DC'de düzen çekişler yapıyoruz. Sohbet edebiliriz falan filan. Kısaca bu şekilde. Ha bu adam FF versin ya. Ya da vermesin arkadaşlar. Ben maç sonu geleyim sizleri hiç sıkmayayım. Evet ikinci golü atınca Mescim kardeşimiz sonunda FF'i verdi. Ve ikinci maça direkt geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İkinci maçta beraberiz ve karşımızda Stab, Meroic ve ben varım. Ben varım yani cümleyi absürt yemin ediyorum var ya bir düzgün Türkçe konuşma oha düzgün Türkçe konuşma dersi almam lazım sap düzgün diyor problem değil diyeyim AFK kaldığı için burada düzgün diyor onu da dipnot olarak belirteyim hocam o karate hocam kale boş ay adamı görmedim bilerek agresif gittim hocam ona vur sap güzel benim bir müdahale etmem aynen bir lazım gibi hocam şunu Allah rızası için teşekkür ederim. Teşekkürler diyelim hatta. Çıkartalım diyecektim. Bak hala çıkmıyor. Ne olur çıksın şu top. Tamam kötü bir pinç biliyorum ama topu uzaklaştırmaya yetti. Çok güzel. Harika bir şut olmadı. Hocam ne? Nasıl patlamadı? Oha. Tamam o bende sıkıntı yok. Aa lan. Allah. Bizim hatamız bu arada. Şu boost'u ben alayım kanka zaten topa yakın olan benim. Ona vurdun. Çok kötü vuruş. Çok kötü vuruş farkındayım. Pozisyona girdim. Burası rakıldık. At abi. At seri at. Hocam şuradan bir gidelim. Yok. Yok. Olmaz. Oluru bile yok. Ha bootları yok. Atın artık lan şu golü. Oğlum taşak mı geçiyoruz? At artık. Ay vur şuna. Hadi. Ah olmuyor. Lan girmiyor girmiyor. Biriniz atın şu gol ne olur. Şimdi biz kaçırmaya başladık. Şöyle bıraktım kanka sap. Gosling'e uğradı arkadaş. Biraz bayıldı. This is pathetic. This is toxic bro. Ah. İyi lan böyle espri kaldırabilen insanlar olunca çok şey oluyorum arkadaşlar. Seviniyorum yani gerçekten çünkü biliyorsunuz baya tryhard ve hani şey insanlar var böyle. En ufak şeyde annene söyleyecek dis kebaplik. Ay ay. Dur ben gittim Türkçe random attım da bir de İngilizcesini yazayım da. Kebaplik yazsın. Oğlum adam benim Türk olduğumu nasıl anladı lan acaba? Merak ediyorum ya da beni gerçekten biliyor mu? Herhalde kebaplik yazdığı için durduk yere bir Türk olduğumu biliyordu yani bilmiyorum abi tanıyor mudur gerçi orası biraz zor da o hocam
Tamam, sıkıntı yok. Oğlum oy. Kebap lig ya, bu aynen. Kebap lig olacak arkadaşlar başım. Lan sap. Bu arada 0-0 gidiyoruz yani, inanılmaz ya. Dönüşüne gider miyiz? Gideriz, sıkıntı yok. Şöyle bir vuralım. Busu bu arada isteyerek kalmadım. Normalde öyle her busu atlamam ama. Tamam, bu bende. Şöyle bir Igay golü atar mıyız? Olmadı, yok. Igay golü de ne bilmeyenler için arkadaşlar, böyle çok fazla yetenek istemeyen ama havadan attığımız gollere Igay golü diyoruz. Literatürde böyle şey oluyor. Bunu bu arada ben kendim uydurmadım. DC bu arada mutlaka katılın dediğim gibi. DC'de işte takipçilerle, arkadaş grubuyla sesle vs atarken ben böyle hep havadan gol atıyordum ama şey böyle yani, hiçbir özelliği yok. Hani reset almıyorsun işte, ne bileyim. Arabayı sadece döndürüp gol atıyordum. Sonra dediler ki Igay golü, Igay golü, öyle kaldı işte. Böyle saçma sapan bir bilgi. Alın ne yapıyorsanız yapın şimdi bu bilgi. Güzel olmuş. Bak şimdi burası, dur bu değil, bu değil. Nerede? Burası roketti abi. Buradan çıkış yok. Hadi bakayım. Oh, gaza geldim be. Yani var ya, Epic Games'in bunu eklemesi gerçekten müthiş. Pete, do something please. Ha bir de böyle bir tayfa var arkadaşlar. Nerede böyle düşük puanlı? Mesela burada kim? Sap. Değil mi? Sapa sallama. Takımınızdaki en düşük puanlı kimse, ona sallama şeyi var, adeti var bazı oyuncularda. Bunu yapmayın bakın. Adam sonra gider, geçer, affedersiniz, göt gibi kalırsınız. Sonra demeyin bu adam toksiktir, moksiktir. Değil arkadaşlar. Siz ona salladınız, prim verdiniz. O da bunu kullanıyor. Ah be ulan. Ah lan abi. Hocam ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ben zaten top sürüyordum. Bir dakika, bir izleyelim. Diye burada hata kimde? Bu kale kim? Kale yok. Kale yok ya. Evet, direkt kale yok arkadaşlar. Hani olma şeyini sürdürmemiş kale. What do you want me to do with Nobus? Diyor ki sıfır bulsa ne yapmamı bekliyorsun? Ya baba. İyi bir oyuncu bahane üretmez. Ama ben üretiyorum. Niye? Çünkü iyi bir oyuncu değilim. Şaka bir yana da. Şunu bir atalım ya. Hadi. Helal oğlum. Olmadı. Hocam şunu vur oğlum sap. Oğlum şunlara karşı kazanın bu arada. O kadar kötüler ki. Hem kötüler hem birbirlerine geliyorlar. Hem toksik diyorlar. Baba ne oluyor baba? Sap da orada bekliyor. Avını gözleyen aslan gibi. Ay ay. Şut! Top! Oo, Cyber'dan. Müthiş bir kurtarış. Harika kurtarış. Ha, benim vuruşun öyle özelliği yoktu ama zor bir toptu bence benim için. Pardon. My bad. Tamam abi, sakin. Yanlışlıkla vurduk. Olur öyle şeyler. Adam ısrarla topu isteyeceğim diyor. Isteyeceğim ve vuracağım diyor. Şut! Bu topağalarda. Güzel. Güzel. Hadi hadi yallah lobi. Güzeldi, eyvallah eyvallah. Dümdüz. Dümdüz ortaya bu şey yapmış, ben yapıştırmışım abi. Aa, bunu nasıl yediler hiçbir fikrim yok da 3. maçta ben geliyorum arkadaşlar. Evet, videonun son maçına karşınızdayız ve kim var yanımızda? B3R, N3R ve A-WTF var abi. General Kenobi. General Kenobi, Obi-Wan Kenobi'den mi aklına geldi? Neyse, sorgulamayın oğlum. Evet. Ay, ya ben aslında sadece bana mı komik geliyor böyle şey arkadaşlar, merak ediyorum. Yani lobiye giriyorum, bir adam alakasız bir şey yazıyor ve onu okurken gol diyoruz. Aslında bu arada golde benim hatam vardı çünkü okuduğum için biraz geç kaldım ama. Hocam yok. Yok, o kadar değil, tamam. Bir kere olur ama ikincisi yok yani. O göz yok bizde. Şimdi bunlar bir gitsin. 2v1 pozisyon atarsınız. Evet, harikasınız oğlum. Tamam ben döndüm abi, yok. Ya yani onu çünkü ıskalatsam bir sıkıntı olacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Top helal, bravo. Harika kutuş. Tamam, biraz daha agresif takımım lazım çünkü yeniyoruz ama güvenemiyorum işte. O güven sorunu çok sıkıntılı ya. Şuna gitsek. Şöyle ortaya, ah be. Tamam. Şuradaki boss'u ben alayım mı kankalar? Alayım bence, hak ettim. Vurdu, tamam, çok güzel. Boş kale bıraktım adamla. Temiz.
Gayet soğukkanlı bitiriş. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Vallahi linçin kralını yersiniz. Onu söyleyeyim. Adam topa gidiyorsa ve yani böyle agresif bir şekilde gidiyorsa, mesela ben öndeydim. Adam agresif gitti, saldım hani. Benim topum diye orada gurur falan yapmayın arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim baştan. Bak sonra bayağı sağlam kavga yaşarsınız yani. Adam haksız olsa da yapmayın bunu. Ve sizi alttan alın dediğim gibi. Aynı olayı bekleyin. Ay. Okey tamam. İhtiyacı çok ayıp bir şey yoktu ama. Yakın geçti ya. Oradan vurabilsek belki bir şeyler olabilirdi. Ona vururdun lan. Böyle tık yapın. Heh. Çok güzel ya. Ama yok. Adam kademede. Orta. Orta orta orta. Kanka o ne lan? Oha. Aa attı. Tamam sıkıntı yok. Niye bu kadar yükseldim lan ben bir anda? Çok kötü orta açtı bu arada. Hani ben de tutamadım eyvallah ama çok tersime geldi. Harika pas diyor. Tam yani adam bir hata yapmış olabilir. Niye toksik bir anlamadım. Problem değil diyelim. Burası dur. Burası rakırlık diyelim. İşi çözelim abi. Allah'ın emri. Buradan sekerse güzel bir gol olabilir. Ah busum yok. Çok güzel. Çok güzel. Oo, tamam direkt kaleye dönmem lazım. Aa pardon. Görmedim. Arkamdaki adamı görmedim. Aa çok kötü bir hata yaptık ya. Bir tane daha üzgünüm atacağım. Yani gerçekten görmedim çünkü. Ben sanırım kale boş. Abi hata yaptım, hataya bak. Üf, ya kendimi suçlu hissettim ya. Ya. Çok iyi niyetli bir kurtarış yapmaya çalıştım ama hata bana patladı. Neyse adamlar toksik demedi anasına ya, o önemli. How are my teammates bumping into my always? Evet. Yani toksiklemedik dedik. Toksik dedi adam. Şey diyor arkadaşlar. Gerçi toksiklik dedi. Yani düzgün bir soru sordu ama hani benim yaptığım hata üzerine sordu. O soru da şu. Yani niye sürekli ve nasıl şekilde hani bana çarpabiliyor adamlar? Bunu merak ediyorum falan gibisinden bir soru sordu. Bu ne abi? Tamam ben de dur. Ne oluyor oğlum? Ben de diyecektim de. Şu an bir böyle şey olduk arkadaşlar. Bir kıllandı takım birbirine. Bunu alırız ya. Tamam adam alıyor. Güzel. Aslında şu kırmızılı fena da oynamıyor ama. Bilmiyorum. Bıraktım bizim adama. O da bana atıyor. Geri aldı. Tamam okey. Gider bu arada. Butsu da var. Şimdi ben gideceğim ona. Çünkü butsu yok. Şöyle ah be. Adamı da görmedim bu arada. Bu arada bir görme bozukluğu var ya. Hiçbir şey görmüyorum. O hatada olduğu gibi. Boş kale. Buna vuracağım. Adam vuracak yoksa. Boşta kalan top bizimkiler vurdu. 157 puandayız. Biraz da şu puanı geliştirelim ya. Çok iyi oynamıyoruz çünkü. Yaptığımız kötü hatalar var. Ona bir tık halletmemiz lazım. Şöyle vursak. Ya be. Kötü ayarladım. Gol. Güzel temiz. Ama adamların da büyük bir hatası var. Ama alırız yani. Sıkıntı. Tüt 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 tüt. Tamam WhatsApp toksik değilmiş ya, sadece dediğim gibi soru soruyormuş. Ronaldo dedi ki onlara sor diyor, zaten bize soruyor. Neyse kafamda deli sorular. Of kickoff fıskalık, hayır. Tamam ben kickoff fıskalım eyvallah da kaleye niye kimse yok abi. Bakalım. Just select this game. Evet başladık abi. Yani inanılmaz inanılmaz. Arkadaşlar bu oyunu kitlesinde şöyle bir algı var. Bir hata yapıyorsanız oyunu silmeniz lazım bu. Benim kanalda da bu arada videoların altına bazen böyle yorumlar geliyor. Yani kötü bir hata yapıyorum tamam ama hani olabilir yani herkesin bir kötü günü olabiliyor. Oyunu silinebilirim bot falan gibi şey geliyor. Ben tabii hani hiç şey almıyorum. Çünkü artık insan bir süre sonra duyarsızlaşıyor sürekli gördüğü için. Ama var yani. Şöyle vuracağım. Yok çok kötü vurduk. Tamam bir tık sıçtık ya. Tamam bak o gidiyor, bıraktım. At kanka orta. Çok uzağa. Olmadı. Güzel pas. 5 mi geldi? 5 oldu. Güzeldi. En azından biz efendiliğimizi koruyalım. Onlar ikisi takılsın, sorun yok. Çünkü WhatsApp da haksız. Öbürü zaten haksız. De diyor ki bir umut yok FF verin falan. Ulan mesele şey mi? Hani maçı kazan kazan var mı? Sadece adam akıllı bir oyun oynamak. Bunu insanlar beceremiyor ya. Çok ilginç. Baksana yaptın adamı. İnanılmaz. Oha o ne lan?
O çekecek bu arada. Aa çok iyi yani, çok iyi öngördün de. Bu kadarını da artık devamını getirerek. Bizim tek yapmamız gereken şey şu an arkadaşlar. Adam akıllı oynayıp şu maçı bitirmek. Kaç puandayız? 293. En azından kendi takımımızın birincisi olarak bitirelim. Ve kötü kaçırdık bu arada. Tabii patladık, onun da etkisi var ama. Güzel asist geldi. Kendi takımımızın birinci olarak bitiremeyeceğiz ama çok da kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ball chasing that's your game. Baksana hala daha şey yaptılar. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bak adam da ona sataşıyor. Yani bitmiyor abi. Gerçekten bitmiyor ya. Bitir asist. Adam ortada yok. Gece. Bu şekilde kapatalım arkadaşlar videoyu. Yani artık alışkanlık oldu ama you are delusional. Bu delusional kelimesini bilmiyorum bu arada ne anlama geldi. Bakacağım ya, dur çok merak ettim. Acaba ne tür laf soktu, dur çok merak ettim, bakacağım. Bir de ne diyor? Every time I see you are together with someone chasing like an idiot, get real bro, do as your favor. Just let it. Abi bunlar niye bu kadar toksik? Yani özetle diyor ki arkadaşlar, hani her zaman seni başkasıyla beraber topla gördüğümde bunu sanki bir işinmiş gibi, hani sürekli top takip ediyorsun falan diyor. Bir de şu delusional kelimesine bakacağım. Çevirden çok merak ettim çünkü. Öyle de videoyu kapatalım. Evet, şeye baktım arkadaşlar, delusional'a. Problemli ve yani sancıları olan insan anlamına geliyor. Yani belli zaten toksik kelime oldu da. Evet, umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu artık 9. bölüm bence güzel oldu. 10. bölümde görüşmek üzere toksik lobi videolarında. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanala da hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.